Yani Fenerbahçe futbol takımına baktığın zaman Ertem, şimdi daha detaylı birazdan anlatırız. Fenerbahçe futbol takımı enkaz. Evet. Yani Ali Koç da bir enkaz devralmış. Ha, bu takım geçen sene, şimdi bu takım geçen sene ikinci oldu. En çok gol atan takımdı değil Doğru. mi? Evet. Ne eksiği var şimdi bu takımın? İyi futbolcu eksiği var. İyi futbolcusu yok. Slimani'yi beğendin mi Sinan abi? Hazır değil. Geçen sene 4 tane gol atmış. Kaç senedir kayıp. Kaç senesi kayıp. Geçen Gerçi sene... sen geçen hafta da söylemiştin. Şimdi hazır bak, değil demiştin. Ertemciğim. Şimdi istersen şu şişeyi şey yapalım, tanıt da. Şöyle. Bir hoş geldin yap da istersen evet. O şişeyi diyeceksen. Kadir Alkan. Kadir Alkan'a ondan sonra Kadir kenara koyalım. Dikkatimi alıyor onu. Çok şöyle koyalım olsun, istersen olsun bir yere. Programımız için futbolu Kadir yön veren Beyaz Futbol ailesine Ertem Şener abime ve Sinan abime iyi çok teşekkür Kadir'cim. Kadir Alkan kuaför çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Kadir'cim. Tebrik ediyoruz. Seni de bekliyorlar Sinan. İnşallah. Ben de giderim saçlarımı ortadan ayıracağım bu sefer. Belin nasıl oldu? Bilmiyorum. Adı sağda top oynarsam böyle olur. Şimdi Fenerbahçe takımının analiz edelim tek tek futbolcularını. Hı. Fenerbahçeli bir taraftar olarak Fenerbahçe futbol takımının hangi futbolcusunu beğeniyorsun dersin? Mesela defanstan başlayalım. Veya Fenerbahçe futbol takımının tek tek soralım. Diyelim ki Volkan. Fenerbahçe taraftarına soralım. Seviyor musun? Takımda oynaması. Şener. Memnun musun? Hasan Ali. Hasan Ali. Memnun musun? Şikertel. Şikertel. Eh dersin. Roman. Roman. No dersin. Topal. Kesinlikle. Topal görev adamı dersin. Josef. İkisi süt kardeş zaten. Hiç ayrılmıyorlar. Ondan sonra. Dönüyorsun. İki Toto diyorsun tamam mı? Topal diyorsun. Evet. Josef diyorsun. Dönüyorsun. Barış diyorsun. Genç oğlan. Daha yeni. Acemi. Doğru. Yetişecek. Ondan sonra öteki tarafta bakıyorsun. Ayev diyorsun. Hazır değil. Yeni transfer. Yeni oyuncu. İyi mi? İyi futbolcu. Ama şimdi bir şey iyi analiz etmek lazım. Türkiye Ligi çok kaliteli bir lig değil. Türkiye Ligi çok zor bir lig. Türkiye Ligi sert, sıkı markajlı bir lig. Yani asla bir Brezilya ligi gibi veya bir Fransa'da 2-3 takımı çıkarırsan. Doğru. 2 takım işte Lyon falan onlara işte ne o Paris Saint Germain falan filan. Onun dışında takımlara baktığın zaman normal takımlar baktım. Onun dışında Fenerbahçe takımının santraforu Slimani. Tamam opsiyon verelim ona. Hazır değil. Fizik olarak iyi değil. Falan filan diyebilirsin. Yani Fenerbahçe futbol takımının hangi futbolcusundan taraftarı memnun ki sezona başlıyorsun. Valbuena diyorsun. Kimse beğenmiyor. Rakip takımda oynasın Fenerbahçe'ye karşı şov yapar. Valbuena. Doğru. Rakip takım olsun. Yani burada nasıl Lyon'da oynarken Beşiktaş'a şov yaptı. Rakip takımda oynasın. Beşiktaş'a şeye karşı Fenerbahçe'ye karşı şov yapar. Giuliano. Geldiğinden beri söylüyoruz. Penaltı atıyor. Penaltılar attı. Bilmem ne attı. 8-10. Et mi, balık mı, tavuk mu ne olduğu belli değil. Normal bir oyuncu. Yani normal olsa da olur. Ya asla asla. Sinan abiye verebilirsin. Asla bir maçı kazandıracak, oyunu çözecek. Kapasitesi. Oyunu çözecek. Anahtar yok değil mi? Oyuncu değil. Şimdi Fenerbahçe futbol takımını sana soruyorum Ertemciğim. Fenerbahçe futbol takımının maçı çözecek, oyunun gidişatını giderken oyunu döndürecek klası kim? Yani şu an Brezilya'dan Alex'i çağırıp Alexia gel Allah aşkına bir friki kat araya at bir şey yap falan filan dersin. O tip bir oyuncu bulamıyorsun. Doğru. Bu sene Beşiktaş da aynı zorluğu yaşayacak Taliska'dan. Fatih Terim niye ısrar etti Emre Akbaba Emre Akbaba diye. O da Emre Akbaba da Taliskaların Alex'in benzeri aynı kalitede değil. Benzeri sol ayaklı özel yaratıcı bireysel olarak ön plana çıkan bir oyuncu Emre Akbaba da. Fatih Terim ondan çok ısrar etti. Emre başka bir şey yok. Doğru. Emre yedi işte Emre. Abdurrahim Albayrak. Emre'yi istiyorum. Yani futbolda şu çok önemli. Bazı futbolcular büyük paralar alıyorlar. Niye alıyorlar? Bu kulüpler deli mi? Niye? İyi futbolcu oldukları için. Maçı döndürdükleri için bu paraları bunlara veriyorlar Ertemciğim.